Merhabalar sevgili dostlar, herkese iyi akşamlar, iyi geceler. Yeni bir yayınla karşınızdayız. Bu yayın konumuz tabii ki yine narin. Narinle ilgili üst akıl konusu son dönemlerde gündeme geldi. Çünkü verilen ifadeler o kadar profesyonel ki ve yapılan kurgular. Bunların hepsini detaylı konuşacağız. Neden üst akıl dedik bunları da hep birlikte değerlendireceğiz. Şimdi öncelikle herkes hoş geldi. Şöyle bir bakayım. Evet, hoş bulduk. Bütün kızlar toplandık diye bir mesaj gelmiş. Hoş geldiniz diyelim. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, herkese. Gerçi çocuklar izlemese iyi olur. Çünkü çok da çocuklara çok şey değil, faydalı bir içerik değil maalesef. Ama çocuklarımızı korumak için ailelerin yapması gerekenleri ara ara psikolog konuk alarak gerçekleştiriyoruz. Ama şunu söyleyelim, bugün psikologumuz yok. Bugün sadece Badin'i belki arabiliriz ama genel olarak sizlerle birlikte bu yayını yapıp tek başıma yayını sürdürmeye çalışacağım. Evet, bugün birazcık sakallar da gitti. Daha böyle bir yüzüm açılsın, bir hava alayım. Yaklaşık 10 gündür neredeyse dışarıya çıkmıyorum. Ve yoğun bir şekilde bu dosyaya çalışıyorum. Bu dosyada neler var, neler yok, çelişkiler neler, aramalar yapıyorum bölgeyle ilgili. Ve tabii ki diğer mağdurların aramaları var bana. Onları da yakında tek tek gündeme getireceğiz. Ve şimdi dedik ki bir yüzümüz gözümüz açılsın, kendimize gelelim dedik ve böyle bir şey yaptık. Umarım itici olmamıştır. Evet sevgili, saatler olsun kardeşim demiş. Eyvallah, var olun, teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir konu var. Biliyorsunuz az önce yeni bir gelişme yaşandı. Çok fazla geçmedi. Fuat Güran'ın eşi vardı, Hediye Güran. Kilit isimlerden biriydi. Çok geç ifadesi alındı maalesef. Yine bir gecikmeyle karşı karşıyaydık. Ve tutuklanmak üzere aslında savcıya, mahkemeye sevk edildi. Neler olacak, neler bitecek onu da merakla bekliyoruz. Öncelikle onu söyleyelim. Çünkü Hediye Güran'la ilgili büyük iddialar var. Yani çok şey bildiği neden? Çünkü annenin de söylediği gibi Nari'nin o patikadan, son görülme anından patikadan eve doğru giderken o saatlerde birkaç defa eve giriş çıkışı olmuş Hediye Güran'ın ve o süreçlerde de HTS kayıtlarında da zaten bir arada oldukları netleşiyor ve Hediye Güran'ın bazı şeyleri itiraf etme ihtimalinin de yüksek olduğu söyleniyor. Şimdi o kadar enteresan olaylarla karşı karşıya kalıyoruz ki her gün yeni bir senaryo üretiliyor ama ben yine aynı noktadayım arkadaşlar. Salim Güran bir numara ve bunun yanında Salim Güran'ın yanında tabii ki kim var? Yüksel Güran, Enes Güran da var. Nevzat burada. Nevzat'ın çelişkili ifadelerini konuşabiliriz. Yok çelişti, yok şöyle oldu falan diyebiliriz ama arkadaşlar unutmayalım ki Nevzat aslında çoğu söylediği şeyin gerçek olduğunu net görebiliyoruz. HTS kayıtlarında verdiği saatler çok uyuşuyor HTS kayıtlarıyla. Peki Salim ikinci ifadesinde ne diyor yeni ifadesinde? O HTS kayıtları yanlış olabilir diyor. Yani o kadar çok profesyonel bir şey ki yani onlara şunu söylemişler. Sen hiçbir zaman kabul etme. Suçunu kabul etmezsen çok kısa sürede yırtarsın anlamında bir şey söylemişler. Otopside de bir şey çıkmazsa çünkü suda kaldı, deforme oldu, bir sürü DNA da gitmiştir. Deliller ortadan kalkmıştır muhtemelen. Çıkmazsa kesin kurtuldun şeyine, mantalitesine gitmişler. Yine söylüyorum arkadaşlar. Enes Güran burada bir numara gibi gösteriliyor. Değil. Nevzat'a hedef göz, aile şu an birleşti ve Nevzat'a hedef gösteriyor. Nevzat Bahtiyar'ın cinayeti işlediğine dair algılar oluşturmaya çalışıyorlar. Geçmişteki işleri açıyorlar. Önce bir sorunumuz yoktu dediler. Birlikte yaşıyorduk, birlikte yiyip içiyorduk. Herhangi bir problemimiz yoktu diyorlardı. Ama şimdi ne söylemeye başladılar? Aslında problemliydi de şöyle bir alacak verecek davamız oldu. Bizden nefret ediyordu. Kızımı intikam için aldı. Bana gücü yetmedi mi diye de bir de video servis ettiler. O video tamamen kurguydu. Ben onu söylüyorum. Dün gece yayınlanan video bir PR çalışmasıydı. Onu da asla yemiyoruz. Şimdi önemli bir konu var. Oraya gireceğim. Sonra detayları hep birlikte konuşacağız. Bu arada bize destek sağlayan arkadaşımıza da izleyicimize de teşekkür ederiz. Şimdi şurada Ali Rıza diyorum. Ali Rıza Güran. Amca Ali Rıza Güran. Bir açıklama yaptı orada TV'ye. Ama aynı zamanda Ali Rıza ile ilgili şüpheler arttı. Neden biliyor musunuz? Ali Rıza Güran ilk gün daha cinayetin yeni yaşandığı zamanlarda
Ali Rıza Güran bunları bir odaya toplayıp toplantı yapıyor. Aile toplantısı, aşiret toplantısı yapıyor. Peki toplantıyı yaparken ne yapıyor? Herkesin telefonunu dışarıda bırakmasını istiyor. Kimse toplantıya telefon sokmuyor. Bunu organize eden işte bu adam. Şimdi ona gelmeden önce hani diyorlar ya Nevzat yaptı bu işi diye. Hani Nevzat yaptı da işte aslında Nevzat her şeyi planladı ve kızımı öldürdü diyorlar ya. O zaman bu nedir diye sormazlar mı adama? Bu nedir diye sormazlar mı? 50'den fazla sahte ihbar, patates atlar, mahallenin değişik yerlerinde çocuk terlikleri bırakılması, köyde yangın çıkarması, şüpheli elektrik kesintileri, yalan ifadeyle yönlendirme. Ve bu yalan ifadeyle yönlendirmenin biliyorsunuz bununla ilgili bir açıklama geldi. Ne dediler? Yalan ifadeyle yönlendirmeyi şuna bağladılar. Dediler ki kim bunu? Salim istedi dediler. Peki o zaman ne demek oluyor bu? Madem Nevzat yaptı bu işi. Na madem her şeyi Nevzat planladı. O zaman bunları Güran ailesi neden yaptı? Listenin bir kısmı. 50'den fazla sahte ihbar yapmışsınız patates atlarla. Mahallenin değişik yerlerine çocuk terliği bırakmışsınız. 50'den fazla dedik sahte ihbarlar var. Köyde yangın çıktı çıkardınız. Arama esnasında elektriklerin kesilmesi, yalan ifadeyle yönlendirme, arama ekiplerini dereden uzak tutmaya çalışmak. Bunların hepsini kim yaptı? Sormazlar mı adamı? Evet, şimdi Ali Rıza'nın röportajına gelelim. Ali Rıza şu soruya şöyle cevap veriyor. Anne ve amca arasında yasak aşk iddiası soruyorlar. Böyle bir iddiaya nasıl bir cevap verirsin diye soruyorlar. O da TV'de şu cevabı veriyor. Nevzat'ın ifadesinde bahsettiği yasak aşk iddiaları bunun üzerine cinayetin işlenmesi bana pek inandırıcı gelmiyor. Ama bilmediğim, görmediğim bir konu üzerine kesin yalandır da diyemem. Tekrar alıyorum. Bilmediğim, görmediğim bir konu üzerine kesin yalandır da diyemem. Kesin yalandır da diyemem. Salim eşiyle severek evlendi. Böyle bir ilişki yaşayacağını düşünemiyorum sadece. Yani severek evlendiği için yapmamıştır diyor. Diğer noktada peki diyorlar ki yani bir iddia çıktı. Hatta bu iddiayı benim çıkardığımı, benim de böyle bir iddianın bana da geldiğini ve bu konuyla ilgili açıklama da yapmıştım ama bir Mustafa Kılıç daha var Twitter'da. O da bu tür haberler yapıyor. İşte benle onu karıştırıp böyle saçma sapan iftiralar atılan bir tweetler serisi gördüm. Çok da umursamadım. Yine söylüyorum. Yok şuraya bağlayayım, buraya bağlayayım, şunun adamıyım, bunun adamıyım gibi böyle saçma sapan içerikler hazırlanıyor. Bunu açıkla söylüyorum. Eğer yüreğiniz yetiyorsa buyurun adınızı yazın. Mahkemede adalet karşısında hesaplaşalım. Kim terörist, kim değil ortaya çıksın. Yani Hizbullah'ın hesapları bana terörist demeye başladılar. Yok ben PKK'lıymışım, yok FETÖ. Hatta PKK, FETÖ işbirlikçi. İkisinin ortak, o iki ortağın örnek şeyi, ortak adamıymışım falan. Böyle saçma salak şeyler Hizbullah hesapları paylaşmaya başladılar. Demek ki şeylerine, nasırlarına bastık, damarlarına bastık ki böyle iftiralar atmaya başladılar. Ben yine söylüyorum. Yiğitseniz, mertseniz gerçek hesaplarınızı yazın. Adınızı verin. Adalet önünde hesaplaşalım. Kim terör örgütü mensubuymuş, kim teröristmiş ortaya çıksın. Buradan bu şöyle bir cevap veriyor Ali Rıza Güran. Hizbullah bağlantılı olduğu iddiasına ise bilmediğim bir konuda yorum yapamam demiş. Yani hayır değildir dememiş ama bilmediğim bir konu hakkında yorum yapamam. Aslında genelde bütün hedefi bu gösterirken bu konuda göstermemişler. Şimdi yavaş yavaş oraya gelelim. Şimdi biz bugün bu başlığı neden attık? Üst akıl kim dedik? Üst akılı ifşa ediyoruz dedik. İşte üst akılı ifşa ederken aslında fotoğrafını da kapağa koydum arkadaşlar. Özür dilerim. Evet, kapaktaki fotoğraf aslında. Yani biraz önce koyduğum şey. Ne dedik orada üst akıl için? Dedik ki Ali Rıza Güran. Ali Rıza Güran olayın ilk zamanlarında herkesi toplamış. Tabii röportajlar da vermişti o dönemlerde işte yok böyle olmamıştır, şöyle olmamıştır falan gibi röportajlar da verdi Ali Rıza Güran. Fakat herkesi toplayıp o gizli toplantıyı gerçekleştiren ve organize eden kişinin Ali Rıza Güran olduğunu öğrendik. Ve Ali Rıza Güran şimdi onunla ilgili Globe'un Instagram'dan da paylaştığı bilgileri paylaşacağım. Şimdi diyor ki ilk toplantı fikri şeyden çıkıyor. Şimdi evet.
Ali Rıza Güney isimli kişinin narin cinayetinin ardından aileyi topladığı ve yönlendirdiği deliller karartmaya çalıştığı öğrenildi diyor. Ve bu fikirler ARG yani Ali Rıza Güran tarafından ortaya konurken yaptığı aile toplantılarına telefon girişlerini yasaklıyor. Amca Salim Güran'ın kardeşi Fuat Güran'ın da bu olaylar sırasında aktif rol oynadığı. Yani Fuat Güran'la Ali Rıza Güran bu organizasyonu, bu ifadeleri organize eden isimler olduğu iddia ediliyor. Hem de bunlar güçlü iddialar. Öyle basit hani bir dedikodu değil. Güçlü güçlü iddialar. Amca Ali Rıza Güran'la amca Fuat Güran Salim'den sonra da öncesi ve sonrasında önce Salim'e yardımcı oluyorlar. Sonradan da bütün köyü toplayıp aileyi ağız birliği yapmalarını sağlıyorlar. Bunun için ifadelere baktığınızda herkes bilmiyorum, uyuyorum ve tek düze bir ifade veriyor. Öyle detaylı bir ifadeyle karşılaşamıyoruz. Arkadaşlar dikkatinizi çekmek isterim. Detaylı bir ifade yok. Her şey muğlak, her şey kafa karıştırıcı ve tamamen delilleri bekliyorlar. Tabii şu anda jandarma güçleri özel bir ekip kurmuş durumda ve ortalıktan kaybolan Ali Rıza Güran'ı arıyorlar. Yani Ali Rıza Güran ilk zamanlarda televizyonlara konuşup, gazetelere konuşan adam birden ortadan kaybolduğu güçlü bir şekilde iddia ediliyor. Bu arada destek veren arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Onlara da es geçmeyin. Sonuçta bize destekliyorlar. Katıl üyemiz olmuş Görkem Taflan. İkinize keşleri seven adam ve Görkem'e teşekkür ederim. Bir su iç, bir yudum su içeyim arkadaşlar izninizle. Şimdi çok şey konuşuluyor. Artık yavaş yavaş. Yani bugün ne yapıldı? Biz kaç gündür ne söylüyoruz arkadaşlar? Diyoruz ki, yahu diyoruz şu diş izleri anneye ait olabilir diye bir iddia attık 3-4 gün önce Badin'le beraber. Dedik ki muhtemelen bir arbede çıktı. Bu arbede sırada anne Enes'i ısırdı, durduramadı. Çünkü Enes sinirlerine hakim olamayan birazcık psikopatvari bir yapıya sahip olduğu iddia edilen bir karakter olduğu söyleniyor. Anne bunu durdurmak için onu ısırmış olabilir. Amca da yumruk atıp onun yüzünde morluklar oluşturmuş olabilir demiştik. Peki bunu nasıl yorumladılar? Hayır, aslında Enes şunu yapıyordu, bunu yapıyordu. Şimdi Enes'in muhtemelen bir hayvana ya da başka erkeklerle tırnak içerisinde bir cinsel ilişkiye girdiğini, bir ilişki sırasında Naren'i yakaladıktan sonra Naren'i darp ettiğine yönelik bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Fakat biz bu algıya inanmıyoruz. Biz yine söylüyoruz arkadaşlar, ben yine söylüyorum, aynı noktadayım ben. Salim Güran bir numara ve ona yardım eden Yüksel Güran ve Enes Güran'dır. Ve diğer tarafta zaten diğer yardakçılara da tek tek açıklama yapıyor. Şimdi Ramazan diye bir işçisi var biliyorsunuz, onun ses kayıtları ortaya çıktı ve ses kayıtlarında ne söylüyorlar? Ses kayıtlarında cevabı ne oldu ifadede? Şunu söyledi, dedi ki evet o ses kayıtları ama biz zaten Salim'le hiç ayrılmadık, hep tarlada beraberdik. Ama HTS kayıtları öyle göstermiyor. HTS kayıtları çok farklı gösteriyor. Salim'in ahırın ve evin çevresinde olduğunu gösteriyor. Yüksel Güran'la HTS kayıtları var, Nevzat'la var, Enes'le var, Hediye ile var. Yani bunların hepsine baktığınız zaman bir bütün olarak hikayede bize enteresan bir şey sunuyorlar. Yani bizi kandırmak için elinden geleni, her şeyi yapıyorlar. Bir yalan rüzgarıyla karşı karşıyayız. İnan teşekkür ederim. Yani bir yalan rüzgarıyla gerçekten karşı karşıyayız. Evet, dün bir şey daha söylemiştik. Konukları soran arkadaşlarımız var. Dün şöyle bir şey söylemiştim. Demiştim ki bir kişi daha biliyorsunuz Diyarbakır'da çıktı. Abdülhakim Çelikkoğlu galiba. Abdülhakim Bey demişti ki benim çocuğum da 17 yıl önce o derede bulundu diye. Tabii onu biraz araştırdık, aslında Dicle Nehri'nde orada kaybolmuş ve daha sonra o nehirden oraya sürüklenmiş. Çünkü oraya eğer tutmaza ve bağlantısı vardı, oraya sürüklenerek gittiği söylendi. Babayı aradık. Bugün konuştuk, konuk almaya çalıştık. Dedik ki buyurun sesinizi duyuralım, ekranlarımız ses sonuna kadar açık. Hani baştan da söylemiştik ya, bu ekran mazluma her zaman açıktır. Sıkıntı yaşayanlara her zaman açıktır. Herkes dile getirebilir. Haksızlık yaşayanlar herkesi buraya alacak. Toplumsal sorunlarda, çocuk cinayetleri, kadın ve çocuk istismarları. Bunlara özellikle eğileceğimizi söylemiştik. Toplumsal haberlere ağırlıklı vereceğiz. Ve burada kendisine ulaştık. Fakat bize şöyle bir cevap verdi maalesef.
bize destek olamayacak. Yani ben şu an Star TV'ye konuşuyorum. Aynen öyle dedi. Star TV'ye konuşacağım. Size de ne zaman konuşacağım bilmiyorum falan. Ya daha düne kadar bir tane mikrofon bulamıyordun. Sağda solda sesini duyurmaya güya çalışıyordun. Öyle biz de zannettik. Biz de sesini duyurmak istiyorsan gel burada. Bizim de 90 bin küsur bir abonemiz var. Buyurun sesini duyur. Belki yetkililer harekete geçer, yardımcı oluruz diye. Ama adam bizi beğenmedi. Star TV daha iyiymiş, oraya gidiyor. Bize de gel konuş diyoruz. Bilemiyorum ki ne zaman müsait olurum. Hiç şu anda bir müsaitliğim yok dedi. Abi düne kadar Instagram geziyordun. Ama onu da anlamış değilim bu arada. Yine de Allah yardımcısı olsun. Tez zamanda eğer varsa failleri çıkarılsın. Bu arada Esin yardımına çok teşekkür ederim. 20 kişiye bir hediyede bulunmuş. Üyelik hediye etmiş. Çok sağ olun. Tabii ki Abdühamid'i de kaçırmayayım şuradan, onu da paylaşayım. Teşekkür ederiz destekleriniz için. Emekleriniz için teşekkürler demiş Erhan Karacan. Ben teşekkür ederim desteklerin için. Var olun.